İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının 24. seçim öncesi Zoom toplantısı. Batı Ermenistan evlatları Erik Yeganyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Belçika Dışişleri Bakanlığı. Brüksel, Yerevan ve Bakü'de yeni istişareler yapılmalı, bunların tarihi bir dönüm noktasına ulaşmasını umuyoruz. Artsakh Parlamentosu Sözcüsü David İşkhanyan, Artsakh'taki Rus topluluğu başkanı Alexander Bordov'u kabul etti. Kilikya Ermenistanı'nın Vakıfköy'de ağır hasarlı evlerin yıkımına başlandı. Ermeni bir tüccarın Çin heykeli, 8. yüzyıl. Ermeni halkının kültürel katkısı insanlık tarihindeki en büyük ve en önemli katkılardan biridir. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin seçim komisyonu sizi 2023 Aralık ayında gerçekleşecek seçimlere yönelik seçim kampanyası çerçevesinde düzenlenen 24. Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. Ermenice Zoom toplantısı 24 Ağustos 2023 tarihinde Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Toplantının konusu medya, enformasyon ve Batı Ermenistan. Konuşmacı Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. Erik Yeganyan, 2011 yılından bu yana Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Barışı Koruma Biriminde istihbaratçı olarak görev yapıyordu. Artsakh'ta 44 gün süren savaşın ilk günü olan 27 Eylül'de evindeydi. Arkadaşları Erik'in barışı koruma göreviyle yurt dışına gitmesi gerektiğini, ancak ülkede bulunmadığı zaman kızının doğum gününe denk geleceği için Doğu Ermenistan'da kalmayı seçtiğini söylüyor. Savaş başladığında komutanı onu aradı ve eşyalarını toplayıp askeri birliğe gitmesini söyledi. Aile üyeleri Erik'in ön cephenin hangi kısmında olduğunu öğrenemediler. 21 Ekim'de akrabaları artık Erik'e ulaşamadı. Erik'in yaralandığından şüphelendiler. Erik 21 Ekim günü saat 14:30 sıralarında Hadrut bölgesindeki Drakhtik köyü yakınlarında şehit düştü. Ailesi Erik'in cesedini ölümünden bir hafta sonra buldu. Arkadaşı Alik Manukyan Erik'in yanındaydı. Barışı koruma güçlerinde birlikte görev yaptılar. Drakhtik köyünün mevzilerinde kuşatıldılar ve düşmanla yüz yüze savaştılar. Onlar 4 kişiydi. Komutan Artak Tunoyan, Alik Manukyan, Erik, arabayı kullanan Yarbay Sergey Avedisyan. Alik bacağından, komutan elinden yaralandı ve merminin iç organlara zarar vermesi nedeniyle Erik'in aldığı yara ölümcül oldu. Yardıma gelen askerler yaralıları ablukadan çıkardılar. Garmir Şuga köyünün hastanesine, ardından da Stepanagert'e naklettiler. Bir süre sonra arkadaşları Erik'in cesedini bulunduğu yerden çıkarıp Garmir Şuga'daki hastaneye götürdüler. 40 yaşındaki Erik Yeganyan ölümünden sonra 2. derece savaş haçı nişanı ve cesaret için madalyasıyla onurlandırıldı. 27 Ocak 1919'da Mustafa Kemal, Konstantinopolis'teki askeri mahkeme oturumunda Jön Türkler hakkında şunları söyledi. Bu paşalar kişisel çıkarlarını güvence altına almak için eşi benzeri görülmemiş, anlatılmaz, akıl almaz suçlar işleyerek ülkeyi bu duruma getirdiler. Onlar her türlü şiddete başvurmuş, tehcir, sürgün ve katliamlar düzenlemiş, bebekleri yakmış, kadın ve kızları kocalarının ve ebeveynlerinin gözü önünde tecavüz etmişler, çocukları özellikle de kız çocuklarını ebeveynlerinden ayırmış, Ermenilerin taşınır ve taşınmaz mallarına el koymuşlar, her türlü şiddeti kullanarak Ermenileri Musul'a sürdüler. İşler acısı bir duruma getirdiler. Binlerce masum insanı denize attılar, insanlara zulmettiler, zorla din değiştirmeye zorladılar. Yaşlıları aylarca yürüttüler ve çalışmaya zorladılar. Genç kadınları hiçbir ulusun tarihinde görülmemiş iğrenç haremlere attılar. Şubat ayında savaş sırasında işlenen suçlarla ülkeyi yıkıcı bir savaşa sürüklemekle suçlanan Jön Türk liderlerinin davası başladı. Öne sürülen suçlamalar arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere karşı katliam düzenlemek ve uygulamak suçlaması da vardı. Ancak Jön Türklerinin bazı liderlerine verilen ceza, savaşın sonunda ülkeden kaçmayı başardıkları için kaçak niteliğindeydi. 5 Temmuz'da Jön Türk paramiliter liderlerinin kararı yayınlandı. Buna göre 31 suçludan 4'ü Talat, Cemal, Enver ve Nazım idam cezasına, geri kalan 27'si ise çeşitli yıllar hapis cezasına çarptırıldı. Belçika Dışişleri Bakanı Hacca Lahbib, Yerevan'da düzenlenen basın toplantısında ülkesinin Artsakh sorunu etrafındaki gerginlikten endişe duyduğunu duyurdu. Lahbib, bu tarihi çatışmadan çıkmanın tek yolu zor da olsa müzakere ve uzlaşmadır. Özellikle 2023 yılında Charles Michel'in düzenlediği toplantılar çerçevesinde varılan anlaşmalar olumlu bir gelişme. İki ülkenin liderleri ülkelerin toprak bütünlüğünü teyit etti ve barış yoluna giden başbakanınızın cesur açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum diye belirtti. Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'e göre Brüksel'de son dönemde yapılan müzakereler barış antlaşmasının yakın olduğunu, Ermeni ve Azeri vatandaşların barış içinde yaşaması için her şeyin yapılmasının ülke liderlerinin görevi olduğunu gösterdi. Belçika ve Avrupa Birliği diplomatik temaslarda ısrar etmeye ve bu yönde hareket etmeye devam edecek. Bildiğiniz gibi Belçika 1 Ocak 2024'ten itibaren Avrupa Birliği Başkanlığını devralacak. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Avrupalılar için önemli bir ortaktır ve istikrarsız bir küresel ortamda ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz. Batı Ermenistan hükümeti birçok kez uluslararası yapıların ve devletlerin resmi açıklamalarına atıfta bulundu. Bakü'ye bağlı olmayan Artsakh'ın ve yerli halkının çıkarlarını korumaya yönelik her türlü makul açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için Artsakh'ın yerli sakinlerini bir topluluk olarak veya Bakü gettosunda yaşayan sakinler olarak algılayan yaklaşımlar yabancıdır ve kabul edilemez. Artsakh'ın yerli halkıyla birlikte Batı Ermenistan'ın bir parçası olduğunu hatırlatıyor ve herkesin bunu hatırlamasını ve Artsakh sakinlerinin haklarına saygı duymasını talep ediyoruz. Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Medya ve Halkla İlişkiler Dairesi'nden gelen habere göre 21 Ağustos'ta Ulusal Meclis Başkanı David İşkhanyan, Artsakh Cumhuriyeti Rus Topluluğu Başkanı Alexander Bordov'u kabul etti. Bordov, Rus toplumunun Artsakh'taki faaliyetlerini, toplum yaşamına ilişkin sorunları, uygulanan önlemleri anlattı. Daha sonra taraflar Rus toplumu ile yasama organı arasındaki bağlantı ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldı. Agos gazetesinin aktardığı habere göre 6 ve 20 Şubat tarihlerinde yaşanan depremlerden etkilenen Kilikya Ermenistanı'nın Vakıfköy'de ağır hasarlı evlerin yıkımına başlandı. Köyde ağır hasarlı 15 bina bulunuyor. Evlerin yıkılmasıyla köyün silüeti de değişecek. Betonarme binaların yanı sıra ağır hasar alan eski taş evler de yıkılacak. Öte yandan önceki hafta Meryem Ana'nın göğe yükseliş yortusu için köye gelen Türkiye Ermenileri Patriği Saak Maşalyan vaazında kilisenin onarımına başlanacağını söyledi. Maşalyan, kilisenin onarım masraflarının patrikhane tarafından karşılanacağını kaydetti. Maşalyan ayrıca Vakıfköy Kilisesi ve Patrikhane bünyesinde depremzadeler için toplanan bağışların Vakıfköy Kilisesi'ne bağlı cemaate nasıl dağıtılacağını da açıkladı. Lragir Ayem gazetesinden öğrendiğimiz kadarıyla Gürcü kullanıcı bir gönderi ve fotoğraf paylaştı. Tüccarın elinde bir leopar veya kaplan derisi var. Bu muhteşem eser Ermeni antropolojik tipinin özelliklerini şaşırtıcı bir doğrulukla yansıtıyor. Bu dönemde Ermeni rahipler İrlanda'ya gitti. 7. 8. yüzyıllarda İrlanda'dan Çin'e kadar bu kadar geniş bir alanı kapsayan kültürel ve ekonomik faaliyetleri olan tek halk Ermenilerdi. Ne yazık ki Gürcistan'da Ermenilere karşı Türk ve Azeri propagandası geniş çapta yayıldı ve bu büyük milletin tarihini iğrenç bir şekilde çarpıtıyor ve zedeliyor. Tarihimizle ilgili yüzlerce kaynağı incelerken Ermeni tarihiyle ilgili de birçok kaynak gördüm. Bunların analizi yalnızca tek bir sonuca varılabilir. Ermeni halkının kültürel katkısı insanlık tarihindeki en büyük ve en önemli katkılardan biridir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Siladeryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Estiner Bucurduner adlı eseri sunuyoruz. Estiner Bucurduner nanar 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 miçin gaus kisner deru cananar yar nanar sunu giran bar biter nanar 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 sertov siraz yar biter deru cananar yar nanar sertov siraz yar biter deru cananar yar nanar. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.